Vasya neredeyse çıkar. Gelmeyeceksiniz diye korktum. Ben mi? Siz. Bana yalnız siz yardım edebilirsiniz. Bir bilseniz ne haldeyim aylardır. Belki de yıllardır. Ne zaman gitmiştim ben o kasabaya? Kafa kalmadı ki. Bilmem benden bahsettiler mi size? Hayır. Adım Fuat. Doktorum. Vasfiye ile ilk karşılaşmam bir dükkanın camındaki yazıyla oldu. Kaldığım pansiyondan sağlık ocağına gidiyordum. Vasfiye. Kuaför Vasfiye. Pek alışılmış bir isim değil. Hangisi? Berberin önünde duran. Yanında bizim Hatice Hanım var. Ev sahibim canım. Hiç gözünden kaçmıyor bakıyorum. Kuaför Vasfiye. Vasfiye? Vasfiye'yi o bayram günü tanıdım. Üçüncü kez evinin penceresinde gördüm onu. Bir hastaya gidiyordum. Sıcacık bakışları kafama takılıp kaldı. Kasabaya geldim geleli tek kadın dostum olmamıştı. Ondan mı acaba? Uyumadığını anladım. Çay demlemiştim. Son günlerde pek uyku tutmuyor teyzeciğim. Tutmaz ya. Senin yaşında yalnız yatar mıymış insan? Kaç ay oldu geleli? Anca iş, bir de oyun. Nasıl gençlik bu böyle ha? Söylesene. Bizimki de böyle bir gençlik işte. Ne yapalım? Sana kimi bulayım bilmem ki. Hatice teyze. Kuaför Vasfiye'yi tanır mısın? Tanımaz olur muyum? Çok severiz birbirimizi. Bayramda birlikte görmüştüm de sizi. De açık açık çekinme. Gönlün varsa Vasfiye'me söyleyivereyim. Selamını götüreyim. Yanlış anlamasın. Sen hiç merak etme. Vasfiye tam sana göre. Cuma'ya bir akrabanın düğünü var. Nasıl olsa sen de geleceksin. Hele bir yakından görün de birbirinizi. Vasfiye haber yollamış, hastaymış biraz. Hemen gidip bir bakıversen diyorum. Olur. Sağ ol Hatice teyze. Buyurun doktor bey. Hatice teyze hasta olduğunuzu söyledi. Beni istemişsiniz. Evet, buyurun. Oturun. Kahve içer miydiniz? Teşekkür ederim. İstanbullu musunuz? Evet. Niye sordunuz? Hiç, öyle. Sıkıntınız? Kalbimden. Çarpıntı geliyor birden. Elim ayağım kesiliyor, nefes alamaz oluyorum. Soyunur musunuz? Tamamen mi? Hayır, bluzunuzu çıkartın yeter.
Şuraya oturup sırtınızı dönün bana. Nefes alın. Bırakın. Nefes alın. Bırakın. Nefes. Evet. Alın. Evet. Peki. Yüzünüzü döner misiniz bana? Kalbinizi dinleyelim bir de. Bluzunuzu. Güzeldi, sıcacıktı. Çok kadın tanıdım hayatımda. Onun kadar içinden gelerek sevişenler rastlamadım. Biraz hafiflik saydım önce davranışımı. Hiç numara yapmamıştı bana. Kendini hiç sakınmamıştı. Kendini korumayı bilmez ki aptal. Anlamadım. Boş ver, sen bakma bana. Sesi de güzeldi. Ama asıl şarkıları söyleyişiydi güzel olan. Kimi zaman utangaç, kimi zaman alaycı. Ama hep yaralı bakışlarla söylerdi. Sevişir gibi. Birbirimizden ayrılamaz olmuştuk. Geceleri, tatil günleri, pazar günleri. Ortak beyinlerimiz yok gibi bir şeydi aslında. İki ayrı dünya. Ne şahane söylüyor değil mi? Senin sesin daha güzel. Sahi beğeniyor musun? Tabii her şeyini. Söylesene, birlikte İstanbul'a gidecek miyiz? Niye gitmeyelim? Yalansın, ölümü. Öyle çok istiyorum ki. Buradaki işleri bir yoluna koyayım. Bana yalan söyleme. Yalan mı? Deli misin sen? Deliyim ben, boş ver sen. Deli Vasfiye. Ben aldandım. Merak edecek bir şeyiniz yok. Bu ilaçlar bitince bir daha gelirsiniz, kontrol ederiz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Gelmemezlik etmeyin. Gelirim efendim. Nedir derdiniz? Öksürüyorum. Hiç geçmiyor. Şöyle geçip üstünüzü çıkarın. Mesleğiniz? 3 yıldır içerideydim. Bu hastalığı da orada kaptık ya. Mektup mu var? Vasfiye'den. Vasfiye'den mi? Sabah erkenden uğradı bana. Niye evlenmiyorsunuz siz? Benim evlenmem uzun iş Hatice teyze. Fuat'ım, bana kızma. 3-5 gün hasret kalacağız birbirimize. Bu akşam halan ve enişten misafirliğe gelecekler. Onlar gider gitmez Hatice teyzeyle haber iletirim. Seni daima seveceğim. Garip doğrusu. Akrabaları gelmiş. Nesi garip bunun? İnsanın akrabası olmaz mı? O sabah sağlık ocağına gitmem gerekirken onun evinin önünde buldum kendimi. Kimdi o adam? Kimdi dedim. İçeri gel de konuşalım. Yalan söyledin bana. Yalan söyledim. Söylemesem olmazdı.
Dün gece burada mı kaldı o? Eski koca. Hapisten yeni çıkmış. Biraz da benim yüzümden bu hallere düştü. Burada mı kaldı? Senin gibi değil o. Burada kaldı. Çok çektirdik birbirimize. Acıyorum ona. Hem kızıyorum, hem acıyorum. Her şey bitti. Her şey bitti. Sen istersen bitmez. Dinle beni, çocuk olma. Canım. Fuat. Fuat'ım. Beni bırakma. Ne istersen yapalım. Beni bırakma. Canım. Güzelim. Ertesi gün bulamadım onu. Ne bir haber, ne bir satır yazı. Bitmişti. Seninle de öyle bitti ha? Hiçbir şey bitmedi. Biliyorum. Unutamıyorum onu. Keşke bitse. Şimdi de huzurlarınızda benim şampiyon Akoy Selim Tuna. Sıtamış topraklar gibi gönlümler tükenmiş yok olmuş nerede sevgiler sıyamış topraklar gibi gönlümler tükenmiş yok olmuş nerede senden istediğin şu pusulayı ver ona. Verirsin değil mi? Beni burada görmesini istemiyorum. Gönderdi bunu. Doktor tanıyorsunuz. Ama bir şey yazmamış. Bakın orada. Daha şimdi oradaydı. Boş ver. Muhterem diyenlere. Vasfiye, dinle beni ne olur bir dakika. Bu kadar da olmaz ki kardeşim her gece her gece. Geç şimdi geç yerine otur ya. Otur be. Bak bir daha rahatsız edersen karışmam tamam mı? Şarkıyı delikanlının sevgilisine. Neydi sevgilinin adı? Tamam, Vasfiye için söylüyorum. Thank you.
Vasfiye! Sensin! Delirdin mi be? Defol git buradan! Vasfiye, ne olur anlat bana! Doğrusunu söyle! Herkes bir sürü şey anlattı! Bu senin hayatın! Ne olur bir şeyler söyle, bir de sen anlat, ne olur! Hayrola paşa? Aydın Rıza Bey vardı ya, bir arkadaşı Efes'te bekliyor seni. Onu satamazsın! Bıraksana be, deli misin? Ben varım artık! Yapma! Yürü, gidelim. Vasfiye. Nerede otluyorsun? Adı Vasfiye. Buldun mu? Konuşabildin mi? Bulamadım. Ama bulacağım. Mutlaka bulacağım onu.